Karaca'nın yatağı boş ver de. İzole odaya alın diyeyim 4 saat için. Ah ya. Tam da doğum gününde yalnız mı kaldı? Öyle ne yazık ki. Bizim hoca hep söylüyor aslında. İzole odaları renove edelim. Çocukların yanında bir ebeveynleri olsun diye ama cevap hep aynı. Bütçe yok. Zeynep de prensip abidesi ha. Sabit yani kafasındakini değiştiremiyorsun. Karşı taraf için biraz yorucu. Bilmem. Yani onun da kendine göre sebepleri vardır. Belki böyle koruyordur kendini. Çok hassas biri bence. Hassas mı? Hassas olan sensin bence. Ne oldu? Hastaneden çıkamıyoruz. Lomber fonksiyon için yer açılmış. Teşekkür ederim. Geç saate kadar çalıştığınız için. Ne demek? Bu arada lomber fonksiyonu ne çeşit bir enfeksiyona savaştığımızı bize gösterecek. Aynı zamanda da antibiyotik tedavisine başlayacağız. Fransa'da çok hayranınız var mıydı? Bayağı. Burada ülkemde de var aslında. Nasıl? Bu durum hoşunuza gidiyor mu? Kahraman olma durumu. Hayatımı böyle kazanıyorum. Size hayran olan bir sürü de çocuk var. Her hareketinizi izliyorlar. Yani ciddi bir sorumluluk. Ben daha yolun başındayken, hacimiyken İzmirli bir adamdan mektup almıştım. Yolun başı da denmez aslında. Yani uluslararası bir iki yarış kazanmıştım o sırada. Adamın küçük bir oğlu varmış. Bisiklet delisi. Ona bir fotoğraf göndermemi istemişti. Çocuk bana tapıyormuş. Bu biraz acıyacak. Tamam. Tapmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşte ben o gün bir daha açıp baktım. Sorgulamadan ve yargılamadan sevmek demek. Yani dünyanın bir ucunda bir çocuk sizi hiç tanımıyor. Ama sorgulamadan ve yargılamadan seviyor sizi. Siz de bunu fırsata çevireyim mi dediniz? Ne yapsaydım? Beyefendi, ben sadece sıradan öyle iyi bisiklet süren biriyim. Oğlunuz da siz de kafayı yemişsiniz mi deseydim ha? Kollarımda tuhaf bir his var. Satıra sönüşüyor, sol numaraste. Akciğer sorununu halletmiştik. Evet, halledelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.